Jojo fanları, yoldaşlarım, kardeşlerim, hepinizin hayatının bir noktasında bu soruya bir cevap aradığını biliyorum. Sizi meraka sürükleyen, gerçeği kovalamaya iten ama cevabını bir türlü öğrenemediğiniz bir soru bu. Jojo cidden gay mi? Ve şimdi ben de bunun cevabını aslında gayet kolay bir şekilde 10 saniyeden kısa bir sürede açıklayacağım. Başlıyorum. Jojo, işte anlaması aslında bu kadar ne dediğimi hatırlamıyorum. Tamam, sorun yok, sorun yok. Belliydi bunun böyle olacağı. Bir daha deneyelim. Jojo aslında... Nani? Lan hadi unutmayı anlarım. Kurgu nereye gitti? Tamam, belli ki birileri bu sorunun cevabını cidden gizli tutmak konusunda kararlı. O zaman biraz daha şansımıza zorlayıp uzun yoldan gideceğiz. Bu kutsal sorunun cevabını sizlere ulaştırmanın bu kadar kolay olmayacağını tahmin etmeliydim. Hadi olaylara biraz daha genel bakıp muhtemel stand saldırılarından kaçınmaya çalışalım. Karşınızda kutsal soru. Jojo gay mi? Tabii ki başlamadan önce her aklı başında insanın yapacağı gibi sizlere sordum Instagram üzerinden ve sonuçlar fazlasıyla ilginçti. Yaklaşık 1000 kişi kadar oy verdi ki daha önce hiç bu kadar fazla insan katılmamıştı ve sonuçlara baktığımızda da %51'e 49 oranında insanlar gay dedi. Gay denmesine şaşırmadım ama %49'luk gay değil diyen kısım gayet ilgimi çekti. Ben 1000 kişiden en fazla 1 kişi falan gay değil der diye düşünüyordum. Ve şaşırttınız beni. Aranızda gerçekten kültürlü bir kesim var. Ve yani dediğim gibi bu kadar başa baş gitmesine de şaşırdım, ne yalan söyleyeyim. İşte tam da bundan sonra parça parça ilerleyerek cidden Jojo Game'i bulmaya çalıştım. İşte bu da araştırmamın sonucu. İşe tabii ki de ilk parça olan Phantom Blood'dan başladım. Zorlu bir süreçti. Önce Jonathan'ı sonra Speedwagon'ı görünce sanırım sorumun cevabını buldum dedim kendi kendime. Yani açık konuşalım, buna kim düşmez ki, haksız mıyım? Ama sonra fark ettim ki yani burada bir denge var. Erina olsun. Onun dışında burada bir denge yokmuş. Ama Erina var. Erina gayet güzel. Jonathan. Ama her şey bir yana kesin bir cevap almak zor. O yüzden Phantom Blood için henüz kesin bir şey konuşamayız. Zaman Part 2'ye geldiğinde de aynı şekilde zorlandım. Malum Joseph, üstüne Caesar, üstüne bir de Pillarman gelince bir an kendimi de sorgular oldum ama bunu da başarıyla atlattım. Sanırım. Orasından tam emin değilim ama en azından şu an Cars'ın şu haline bakınca ağzımın suyu akmıyor. Ve burada da Tequila Joseph harici öyle özel bir şey olduğunu söylemek zor. Zaten Joseph sonradan Suzy Q ile evlenince olabilecek tüm suçlamalardan da kurtulmuş oldu. Part 3'te de gay bir şey olduğunu lafımı geri alıyorum. Ama hepimiz biliyoruz ki Joseph hanımefendilerle gayet haşır neşir olan biri ve bu adama kimse gay diyemez, gayet açık konuşalım. Avdon, hadi ona %50 ihtimal diyelim, ne olur ne olmaz. Jotaro ve Kakyoin şipliyorum demek isterdim ama onları şipleyenlere söyleyebileceğim tek bir şey var. Hasta insanlarsınız. Ayrıca Ayase ile ilgili bir şeyden bahsederseniz FBI hattın öteki ucunda bekliyor. Ayrıca Whole Horse ne yapıyorsun aga, kendine gelsen alfa adamsın ya. Sonra da Part 4 var. Burayı düzgün eleştiremeyecek kadar çok Josuke ve Okuyasu materyali gördüm ama Highway Star standından bahsedebilirim. İnsanların vücutlarından maddeleri çekiyor. Yani evet. He's kinda gay. It's not gay, come on. He's kinda gay. Ama bunun tüm seriyi etkileyebileceğini söylemek zor. Zaten bunun dışında fazla da bir an yok. Hayato ve Kira'nın duş sahnesini söyleyebilecekleri için söyleyebileceğim tek bir şey var. Bu gay değil. Bu... Aynen öyle. Hayato. Part 5. Gay. Hayır, bunun hakkında öyle bir esprim yok. Baştaki çay sahnesinden tutun. Şu malum sahneye... Doda, Naranja. Fazlasıyla o tarz an var ve Journal'ın da gay olduğuna fazlasıyla eminim. Ayrıca zaten 1-2 çift bile gösteriliyor ve geneli de aslında böyle. Her ne kadar bazı parklar gay anlar barındırsa da tüm seriye gay diyebileceğimiz kadar büyük bir şey olduğunu ne yazık ki söyleyemem. O yüzden bir saniye, rejimizden yeni bir bilgi geldi. Rejiye bağlanıyoruz.
Abi mangaya bakman lazım. Mangada ne var ki? Hani tamam okumadım ama Part 6 kadrosunun tamamı zaten gay ama o karakter yazımı farklı olmasından dolayı ve Steel Ball Run'da da öyle ciddi bir şey görmedim. Hatta Diego Hot Pants ile bayağı iyi anlaşıyor gibiydi. Abi Part 8. Oğlum Jojo'luyum daha bitmedi ki, onda ne olabilir en fazla? Abi sen bir Josuke'ye bak istersen. İyi tamam bakayım. Ne demek dört taşa var, dalga mı geçiyorsunuz benimle? Bu şimdi mi söylenir? Bir saattir kayıttayım. Kapat videoyu. Teşekkürler Gepi. Sayende artık biliyoruz ki...